Yurda Gül sormuş. Yaradan ihsan ve niteliğini arzulamak için kişi içsel ve pratik olarak ne yapmalıdır? İçsel bir şey yapamaysanız, bizim dünyamız eylem dünyası. Bu güzel bir soru. İçimde ne yapmalıyım? <laughs> Bilmiyoruz. Adım adım yaklaşalım. Önümüzde bir şablon olsun. Çünkü tüm realite sistematik çalışıyor. Sistematik çalıştığı için biz de diyebiliriz ki 1, 2, 3, 4 şunları şunları yapmam lazım bu dünya eylem dünyası olduğu için öncelikle eylem yapmam lazım. Şimdi yaradan burada. Doğası sevgi. Eylemi ihsan etmek. Kabalistler öyle diyor. Edinmemiz gereken mantık ötesi koşul bu. Niye sonsuzluk hep işaretliyorum? Çünkü sonsuz sevgi, sonsuz ihsan etmek. Biz de buradayız. Egoistçe alma durumundayız. Ne diyoruz? Hep bana, hep bana, hep bana, hep bana ve sadece bana. Bizim doğamız bu. Şimdi bunu görmeye gelmemiz lazım. İnsan böyle olduğunu hissetmiyor çünkü. Ama sokaktaki vatandaş diyor ki, yo ben herkesi seviyorum önce hep bana olduğumuzu görmeye gelmemiz lazım. Nasıl göreceğiz? Nasıl burada Rabaş'ın dediği gibi mantık ötesi gidebilmem için kötülüğümü ifşa etmem gerek dediği koşula nasıl geleceğiz? Şimdi kabalistler diyor ki bak yerden sevgi ve ihsan niteliği. Biz bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ama kabalistler biliyor. Diyorlar ki aha eğer yerden gibi olmak gibi arzun varsa içinde yani kalpteki noktam varsa Bundan bir ruh yapabilirsin. Yani yaratığını algılayacak bir kalbin olabilir. <laughs> bir duyun olabilir. Etten bahsetmiyoruz, et parçasından buradaki. Hem yaratığını algılayacak bir duy diyelim, kafamız karışmasın. Peki nasıl yapacağız bunu? E sen de yerden gibi sevmek ve ihsan etmek zorundasın diyorlar. Okey, mantıklı çünkü ona ulaşmak istiyorsam onun gibi olmak isterim. Yani ben kötü bir insan isem, iyi bir insan benimle arkadaşlık yapmak ister mi? İstemez. Eyardan da istemez biz kötüysek. Niye biz de arkadaş olmak istesin ki deli olması lazım. O yüzden biz onunla bir taraftan arkadaş olmak istiyoruz. O da bizimle bir taraftan arkadaş olmak istiyor. Ama diyor ki yani arkadaşlara verdiğimiz koşullar gibi. Seninle arkadaş olabilirim ama iyi bir insan olman lazım. Ben yani iyi olmana yardımcı olabilirim diyor tek taraftan da. Sen de dersen eğer ben de peki iyi senin arkadaş olmak istiyorum ben de iyi olmaya çalışacağım der ise o zaman bir ortak noktamız var. O ortak noktada iyi olmaya çalışma alanımız grup. Çünkü eğer ben bir grup insanla beraber isem onların yönü de sevmek ve ihsan etmek ise yaradana ulaşmak ise aynı yönde olmamız lazım. Baştan hepimizin mutabakat olması lazım. Yani ben, dostlarım ve yaradan hepimiz hemfikir olmak zorundayız. Hepimiz aynı yere gelmek istiyoruz. Birbirimizle bütünleşmek istiyoruz. Ama hepimiz bir anlayış içerisindeyiz ki yani iyi ve kötü bütünleşemez. Hepimiz iyi olursak bütünleşiriz. O yüzden bir grup arkadaşla bir araya geliyorum grupta. Grupta rehberim var. Kaynaklarım var. Okuyoruz burada işte kaynaklarımızı ve dostlar Eğer dostlar yerdana gitmek istiyorsa ne yapacağım ben de onlara? Yerdan gibi olmak istiyorsam sevgi ve ihsan etmeyle yaklaşmaya çalışacağım. Yani kim sordu bunu? Yurda sordu. Yurda Gül diyelim buna. Yurda Gül. Yaklaşımımda ne, olmak, ne yapmam lazım? Dostlara, rehberime de. Tamam mı? kabalistlere de ona da herkese tamam mı? Sevgiyle yaklaşmam lazım. Ve ihsan etme yönünde olmam lazım. İhsan edemiyorsanız ama ihsan etme diyelim ki eylem veri diyelim tamam mı? Ne olduğu belli değil ama insanlara yardımcı oluyorum işte. Ne de yardımcı oluyorum? Yaradana ulaşmalarında. Çünkü yerden hepimizi yakınlaştırmak istiyor kendisine. E ben yerdana nasıl ihsa edeceğim? E diğerlerini yerdana yakınlaştırarak. Başka nasıl olabilir ki? Bakın çok mantıklı. Tamam düşünecek olursanız. Yerden hepimizi yaratışın amacına getirmek istiyor. Diyor ki beni öyle bir şekilde algılayabilirsiniz ki benim gibi davranırsanız. Tamam diyoruz. Nasıl yapacağız bunu? E ben herkesi bana yakınlaştırmak istiyorum. E siz de onlara yardım ederseniz ihsa etmiş olursunuz. Mantıklı değil mi? Kabalist öyle diyor ben demiyorum. Ben mantıklı değil dediğim. O yüzden burada ne yapmam lazım? Yardımcı olmam lazım. Bu da eylemde olur. Eylem. Ne yaptık mesela? Geçenlerde toplantı yaptık. Hepimiz bir araya geldik. Bize kekler, parçalar yapma arkadaşlar olmuş güzel güzel. Değil mi? Güzel güzel yedik yaptıklarını. Ne bu bir yardım, bu bir hissetme. Niye? Çünkü dostların beni düşündüğünü bildiriyorlar bana. Ya ki ben seni düşünüyorum. Sonra Murat geldi. Murat burada mı bugün? Murat geldi. Güzel güzel lokumlar getirmiş. Ne bu? Gurba hissetmek. Niye? tanımıyorum arkadaşları ama onlarla beraber olmak istiyorum. Onlara bir şey getirmek istiyorum. Tamam. Yani ile de gidip de birbirinize hediyeler alın diye söylemiyorum ben. Niye söylüyorum? Çünkü insan aklına o bile gelse yani gelmiş ve dostlar için yapmış. Ne bileyim dostlar için bir kağıda seni çok seviyorum deyip de verilebilirsiniz. O da ihsan etmek. Pek bir şey gerektirmiyor da yani. Hasta çörek yapmanıza gerek yok ille de. Demek istediğim şey her bir dostuna yardım etti prensibiyle ancak eylem yaptıkça ihsan etmeye yakınlığımı ya da uzaklığımı ölçebilirim. Nerede olduğumu bir şeyi yapmaya çalıştıkça görebilirim. Başka türlü olmaz. Şimdi ben ilk etapta geldiğim zaman seveceğim, ihsan edeceğim, yardımcı olacağım harika. Zaman geçecek, yıllar geçecek ve kılını kıpırdatmak istemeyeceksin dostlar için. Yatayım şöyle kanepeye, kimse de bana dokunmasın. Öyle anlarımız olacak. Yazıyorlardı ben söylemiyorum. Tamam. Sonra ne yapacağız? Bunları yaşayacağız yani ihsan etmek istemediğimi, içimde en ufak bir eğilim bile olmadığını, bunları keşfedeceğiz. Ama yıllarca ihsan etmeye çalışacağız, en sonunda diyeceğiz ki, yok, sıfır, hiçbir şey, eksi. Bütün yıllarım da boşa gitmiş diye bir de kafanızda duvarlara vurursunuz artık. Ama mutlu o kadar dediydi, yapacağız edeceğiz. Ama gördük ki, bu noktaya gelirsek... <laughs> o zaman duamız olur. Çünkü bir şey yapmak istiyordum, yapamadığımı gördüm ve dışarıdan yardım almam lazım. <laughs> Bize de yardımı sadece Yaradan verebilir. O yüzden kişinin grup içinde çabası yıllarca devam, demir dövmek gibi. Tamam. Ya da bir tahtayı sürekli zımparalamak gibi zımparalayacağız, zımparalayacağız. İyice yumuşak bir şey olacak. Ve içimizden temiz bir dua oluşacak. <laughs> o yüzden yol uzun. Ne diyorlar? Kılıçtan keskin, saçtan ince mi? Öyle miydi? Saçtan ince, kılıçtan keskin bir yolumuz var derler. Doğru. Ama dostlar arasında olduğunuz zaman bu kolay bir iş. Kılıçtan keskin, saçtan ince demelerinin nedeni zor olduğu değil. Çalışmada diyor ki biraz açık olacaksın. Yani kendini pasifize edip kalbin açık olacak ki dışarıdan gelen bu içinde ifşa olan bu duyulara biraz açık ol. Bunu hissetmeye başla. Ve bu hissiyatın hepsi ancak kişi kendisini grup içinde pasifize ederse olur. Sanki ben yokum sadece hizmet ediyorum. Hizmetçi gibiyim orada. Ve kendimi sildiğim zaman ve hizmet ettikçe o zaman neyi yapmak istiyorum, gönlüm var mı, rızam var mı, yapayım mı, yapmayayım mı hesap kitap yapmaya başlayacağımız anlar oluyor. Bu hesap kitapların hepsi kişinin grubun içerisinde bu eylemleri yapmaya başladığında yavaş yavaş ortaya çıkar öyle bir doruk noktasına geleceğiz ki kabalistler buna miktar ve kalite diyorlar. Miktar ve kalitede öyle bir noktaya gideceğiz ki ne derler bıçak kemiğe dayandı. O zaman yerden adam haykırmaya başlar. Bu canı gönülden olur. Durum bu.